Hocam Bursa deyince aklımıza geldi yani tabii. Bir bakın hamilelerimiz var efendim en kısa zamanda. Bir dahaki, Kendime değil gelecek ayki ziyaretimizde <laughs> bunu bir görev olarak hallediyorum. Hocam lütfettim bu arada biliyorsunuz. Biliyorum. Yani. Tekrar hoş geldiniz diyorum hoş ve bulduk. dilerseniz guatr konusuyla başlayalım. Öncelikle bir bilelim, öğrenelim guatr nedir? Ee, boynumuzda tiroid bezi adını verdiğimiz bir endokrin iç salgı bezimiz var. Sağda ve solda iki parçadan oluşuyor ve bu ikisini birleştiren bir köprü var. E, kelebeğe benziyor evet. şekli pek çok yerde de kelebekle temsil edilir. Tiroid bezinin e, yapısal veya fonksiyonel olarak bozukluklarının tümüne genel bir isimle goiter deniyor. Goiter Ama buradan da anlaşılacağı üzere goiter dediğimizde tek tamam. bir klinik edip... tek Harbim. bir klinik durumdan bahsetmiyoruz. E, tiroid bezi tamamen büyümüş olabilir, difüz goiter. Tiroid bezinin içerisinde kitleler oluşmuş olabilir. Nodül dediğimiz nodüler guatır. Tiroid bezinin şekli şemali bozulmamış ama salgıladığı hormon düzeyleri artmış veya azalmış olabilir. Zehirli guatır, tiroid tembelliği, tiroid bezinin kanseri olabilir. Bir de tiroidit dediğimiz iltihapları olabilir. Bunların hepsi farklı klinik durumlar ve farklı tedaviler gerektiren guatır çeşitleri. Sadece burada şunu vurgulamalıyım. Hı. Toplumda... %40 guatır çeşitlerinden birinin bulunma görülme olasılığı var. Yani oldukça sık, sık görülen pe bir hastalık. E neden peki hocam bu kadar çok sık görülüyor. Nedir tetikleyici sebepler e, tiroid hastalıklarını? En önemlisi birinci sıraya koyabileceğimiz iot yetersizliği. Iot yetersizliği. Tiroid bezinin tiroid hormonu üretebilmesi için iota ihtiyacı var. Tamam. Eğer biz yeterince iot alamaz isek, tiroid bezi büyüyüp bir şekilde fazla çalışarak, boyutlarını artırarak bunu kompanze etmeye çalışıyor ve Guatr hastalığı böyle ortaya çıkıyor. Bu bilindiği için de 90'lı yıllardan itibaren ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın yasal düzenlemeleriyle tuzlara iot eklenmiştir. Markette satılan tuzlar aslında standart iotlu tuzlardır. Böylelikle Guatr hastalığının geçmişteki kadar çok fazla Hatta yolda sokakta böyle boğazı kocaman insanlar görme olasılığımız azaldı çok azaldı. Var. Birinci en önemli neden iot yetersizliği ama bununla ilgili ciddi bir çalışma yapılarak bu önlenmeye çalışılmış. İkinci sırada genetik faktörler var. Örneğin Hashimoto tiroiditi dediğimiz bir guatr çeşidinde genetik taşıdığımız miras bizi hasta yapabiliyor. Üçüncü sırada bizim kendimize ait vücudumuzun çeşitli faktörlerle oto antikor dediğimiz salgıladığı bazı maddeler antikorlar gidip tiroid bezini hastalandırabiliyorlar. Bunlar da yine guatrın oluşmasına neden olabilecek başlıca nedenler olarak sayılabilir. Az önce Yağız hocam hani çok net şey yapmadı hani D vitamini ile ilgili bir şey söylemedi ama mesela D vitamini eksikliğinin Guatr oluşmasında da etkili faktörlerden biri olduğu düşünülüyor. Çünkü Guatr hastalarında bakıldığında önemli bir çoğunluğunun D vitamini düşük olduğu görülüyor. Hmm. Son yıllarda popüler olan selenyum yetersizliğinin işte cevizde, bademde, fındıkta aslında evet. rahatlıkla alabildiğimiz selenyumun eksikliğinin yine guatr evet. sıklığını artırabildiğini Biliyoruz. Yani bunları yerine koyduğumuzda işte selanyum eksikliği, iot eksikliği vesaire dediniz. Yani tiroid bir kader midir mesela? Benim tiroidim var diyen birisi düzenli olarak ilaç kullanıyor da bu nereye gidiyor? Onu idare etmek için mi yoksa iyileşme süreci nasıl oluyor mesela hocam tiroidlerde? Bu tamamen hastanın tiroidinin, guatırının bozukluğunun ne olduğuna bağlı. Yani örneğin e, tiroid bezinin yetersizliği, tiroid hormonlarında azalma, hipotiroidi dediğimiz bir durum varsa, hasta kilo veremiyor, depresif kişilik bozukluğu var, e, kabızlığı var, bağırsakları tembel, adet düzeni bozulmuş, e, hamile kalmakla ilgili sorun yaşıyor, gebeliği sağlıklı tamamlanamıyor gibi sorunlar yaşıyor hipotiroidiye bağlı. Bu hastada sadece tiroid hormonunu yerine koyarak, tamamlayarak o hastayı tedavi edebiliyorsunuz. Tedavi ama, ama sürekli var. şunu söylemek istiyorum yani sürekli yerinize koyma yerine koymak gerekiyor anladığım kadarıyla değil mi bu yani bir Peki, tedavi değil bir o hormonu yerine koymak eksik sadece. eksik olanı tamamlamak. tamamlamak gibi ve bu hep devam edecek pek çok hastada da maalesef böyle Öyle. bir durum var hemen burada hastalardan şöyle bir soru geliyor bu tiroid hormonunun az olan kısmını bir ilaçla hastaya veriyoruz hastaya tamam. tiroid hormonu veriyoruz ben ömür boyu bu ilacı kullandığımda benim e, vücudumda bu ilaca bağlı sorunlar olacak, olacak mı? Mi? İşte etrafta Mahkum bir sürü bir sürü sorunlar e, kulağa geliyor. Doğru yanlış. Tiroid ilacı kullanıyorum diye mi acaba çok kilo alıyorum? Hayır. Tiroid ilacı kullanan hastalarda da zaten belli aralıklarla hastanın hastalığının durumuna göre tiroid hormonlarını kontrol etmelisiniz. Eğer hastaya ilacı verdiniz, hasta gitti 3 yıl, kafasına göre ilacı kullandı. Böyle bir tedavi şekli yok. Değil bir süre sonra fazla gelebilir, fazla. bir süre sonra az gelebilir. Sürekli ara ara ve kontroller. düzenli olarak o ilacın isabetli dozda mı ve gerek gerekip gerekmediğini kontrol etmeniz gerekiyor hormon testleriyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.